Artan taciz, tecavüz ve özel savaşın yine Kürt halkının ve özelinde bütün Türkiye halklarının üzerindeki etkisine dikkat çekmek ve bunun üzerinde bir mücadele yürütmek amacıyla sözü Gülizar Tezcan'a bırakıyoruz. AKP ve suç ortağı MHP iktidarının ülkeyi sürüklediği baskı sarmalı ile özelde Kürdistan kentlerinde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan işkence ve insanlık suçları giderek artıyor. Kürt sorununun çözümsüzlüğündeki ısrar sonucunda Kürdistan'da son 8 yılda yaşanan insanlık ve savaş suçlarının haddi hesabı yok iken savaş çığırtkanlığının en büyük faturası kadınlar ve çocuklara kesiliyor. 90'lardaki fiziki imhanın yanı sıra kültürel imha yine en çok kadınlar üzerinden yürütülmek isteniyor. İşkencenin rutinleştirilmeye çalışıldığı Kürdistan'da son olarak Nusaybin'e bağlı Marina Kırsal Mahallesi'nde 9 Temmuz'da yapılan ev baskınlarında aralarında 15 yaşındaki çocuk ile 77 yaşındaki kadının da olduğu çok sayıda kişi çeşitli işkencelere maruz kaldı. Operasyonu koordine eden ve köydeki kadınları taciz eden, cinsiyetçi söylem, hakaret ve tehditlere maruz bırakan, kolluk kuvvetlerinde çalışan bu kişiler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili mercilere yapılan suç duyurusu bir an önce dikkate alınmalı ve işkence faili, üniformalı bu kişiler hakkında derhal tutuklama kararı çıkarılmalı. Bir an bile görevde kalmaması gereken bu kişiler görevden uzaklaştırılması yeni suçların doğmaması adına son derece elzemdir. Sistem tarafından desteklenen paramiliter yapıların, kolluk kuvvetlerin Kürdistan'ın dört bir yanında rahatça hareket ederek yaşamlarımızın içine kadar girmelerine, yaşamlarımızı çalmalarına ve bizi yaşamdan koparmalarına izin vermeyeceğiz. Tecavüz faili uzman çavuş Musa Orhan'ın "Ben devletim, bana bir şey olmaz, beni kime şikayet edersen et" söylemi hapsalardaki yerini korurken faillerin cezasızlık zırhıyla ödüllendirilmesinin de en önemli örneğini oluşturuyor. Yeni Musa Orhan'ların doğmasına müsaade etmeyeceğiz. Operasyon adı altında evlerimize rahatlıkla giren, bizi her türlü tehdide, şiddete maruz bırakan üniformalı tüm faillerden yargı önünde hesap soracağız. Kentimizde tek bir işkenceci ve tacizci kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Üniformalı işkence ve taciz failleri değil, kadınların özgürlük mücadelesi kazanacak. Kendimizi ve kentimizi savunarak bize ait olanı tacizcilere ve işkencecilere teslim etmeyeceğiz. İşkence ve taciz faili bu kişiler görevden alınıp bir an önce tutuklanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Mücadelemizden sonuç almanın yolunun, direniş yöntemlerimizin zenginleşmesi, süreklileşmesi ve birbiriyle buluşmasından geçtiğinin farkındayız. Unutulmasın ki biz kadınlar sesimizle, rengimizle, özgürlük tutkumuzla emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde en önde olmaya devam edeceğiz. Bizler tacizin, tecavüzün, işkencenin meşrulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi ve dayanışması. Jin, jiyan, azadi. Jin, jiyan, azadi.